Vahap Munyar, Türkiye, bağcılık ve şarap üretiminde olağanüstü gelişme ortaya koydu. Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, sektör için önemli bir etkinlik konusunda mesaj gönderdi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk bağcılığı ve şarapçılığı için bir ilke imza atıyoruz. 34 yıldır düzenlenen Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması'nı ilk kez International Wine and Spirits Competition uluslararası yarışmaları kapsamında gerçekleştiriyoruz. Dilek Bil attıkları bu adımın gerekçesini şöyle açtı: "Bu işbirliği sayesinde Türk bağcılığının ulaştığı uzmanlık seviyesinin dünya çapında tescillenmesi, Türk şaraplarının dünyada hak ettiği yeri alması ve global pazarlara ihracat potansiyelini artırmasını hedefliyoruz." Yarışmanın uluslararası jürisi dünyanın en saygın uzmanları arasında gösterilen şu isimlerden oluştu, Sara Abbott, Alistair Cooper, Rebecca Palmer, Salvatore Castano, David Kermode, Cat Lomax, İsa Abal. Jüride Türkiye'den yerel şaraplar ve üzümler konusunda uzman olan şu isimler görev aldı, Levin Bağış, Umay Çeviker, Sabiha Apaydın Gönenli, Meltem Coşkun Saracoğlu, Gözdem Gürbüzatik. Yarışmanın ulusal ayağında Şarap Dostları Derneği üyeleri, şarap üreticileri ve şarap profesyonelleri Profesör Ertan Anlı liderliğinde IWSC metodolojisi ve kurallarıyla bağımsız şekilde notlandı. Yarışmaya 54 üretici toplam 260 şarapla katıldı. 122 şarap bronz madalya aldı. 40 şarap gümüş madalya ile ödüllendirildi. 5 Türk şarabı 95 ve üzeri puan alarak altın madalyaya layık görüldü. IWS CEO'su Kristel Gaybert, yarışma sonuçları ortaya çıktıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı, Türkiye, bağcılık ve şarap üretiminde son yıllarda olağanüstü bir gelişme kaydetti. Gelecek için büyük potansiyel barındıran bu gelişmeye IWSC olarak katkı vermekten mutluluk duyuyoruz. Yarışmanın uluslararası jüri ve dünya çapındaki büyük alıcıların Türk üreticileriyle tanışmaları, güvene dayalı ilişkiler kurmaları adına önemli misyon üstleneceğini belirtti. Türk üzümlerinin ve şaraplarının uluslararası pazarlarda hak ettiği ölçüde tanınması halinde hatırı sayılır başarılar kazanacağına inanıyorum ardından ekledi. Türkiye'nin dünya şarap haritası üzerindeki yerini belirginleştirecek uzun soluklu bu işbirliği için Şarap Dostları Derneği ile bir araya gelmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu İstanbul'daki organizasyon bize kanıtladı. Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, IWSC ile sağlanan işbirliğinin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Dünyada 6.925.972 hektar alanda 77.8 milyon ton üzüm üretiliyor. Bunun %56'sı şarap üretiminde değerlendiriliyor. Türkiye'deki bağların 490 bin hektar alana yayıldığına işaret etti. Türkiye, bağ alanının büyüklüğü açısından İspanya, Fransa, Çin ve İtalya'dan sonra 5. inci sırada yer alıyor. 4.1 milyon ton üzüm üretimi ile Çin, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa'dan sonra 6. NCI sırada bulunuyor. Türkiye'de üretilen 4.1 milyon ton üzümün %3'ünün şarap yapımında kullanıldığının altını çizdi, Türkiye, üzümün biyoçeşitliliğinin en çok olduğu bölgenin içinde bulunuyor. 1439 farklı çeşit üzüme ev sahipliği yapıyor. IWSC CEO'su Kristel Gilbert'ın Türkiye'nin bağcılık ve şarap üretiminde son yıllarda olağanüstü gelişme kaydettiğini görmesi, bu izlenimini dünyaya verdiği mesajla paylaşması sektör açısından önem taşıyor. Ancak Türk şarap sektöründeki bu gelişmenin ihracata aynı düzeyde yansımadığı görülüyor. Türk şarap sektörü epey zamandır ihracatta 10 milyon Euro'nun üzerine bir türlü çıkamıyor. Dünya şarap pazarı 30 milyar Euro. Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, dünyada şarap pazarının parasal büyüklüğünün 30 milyar Euro olduğunu belirtti. Tuğrul Şavkay, Türk şarapları yarışması ile hedefimiz 10 milyon Euro düzeyinde olan şarap ihracatının artmasına destek olmaz çünkü ülkemizin şarap ihracatı potansiyelimizi yansıtmıyor. Dünyanın farklı noktalarında çeşitli vesilelerle yaptıkları temaslara değindi. Söz konusu temaslarımız Türk bağcılığı ve şarapçılığının önemli gelişme gösterdiğine işaret ediyor ardından ekledi. IWSC gibi dünyanın en saygın platformlarından biri ile yaptığımız işbirliğinin bu yıldan başlayarak üreticilerimizin bu alandaki başarılarını tescilleyeceğine ve kazanımlarını katlayacağına inanıyoruz. Şu noktanın altını çizdi. Türkiye'nin yüksek katma değerli tarımsal üretimine kendini adamış tüm üreticilerimizin yarışmaya gösterdiği yoğun ilgiden ve IFS'nin yarışmayı duyurmasıyla tüm dünyada yarattığı büyük yankıdan doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Noktayı şu mesajla koydu, ancak, arzuladığımız hedefe ulaşmamız için bu yolda birlik ve beraberlik içinde çok çalışmamız gerekiyor. Osman Gazi Köprüsü bayram trafiğinde, garantiyi 3'e katladı. 24 Haziran Cumartesi günü saat 13.30 dolayında Esenyurt'taki evimizden yola koyulduk. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Osman Gazi Köprüsü'ne doğru yöneldik. Osman Gazi Köprüsü'nde trafiğin ilk kez durduğuna tanık olduk. Böylece bayram trafiğinin zirve yaptığını anladık. Nitekim Bursa çıkışına kadar İzmir otoyolunda da adım adım ilerledik. Ertesi gün Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nu yapıp işletmesini sürdüren konsorsiyumun üç büyük ortağından Nurol İnşaat'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı'ya mesaj yazdım. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu, bu bayram tüm zamanların rekorunu kırıyor olmalı yolda sık sık pahalı ama iyi ki bu yollar ve köprüler yapılmış diye düşündüm. Oğuz Çarmıklı, şu yanıtı verdi, evet, 23 Haziran 2023 Cuma günü 99 bin araç geçiş yaptı. 24 Haziran Cumartesi günü geçen araç sayısı 117 bine ulaştı. Bunlar rekor geçişler. Osman Gazi Köprüsü için verilen hazine garantisine yeniden baktım, günde 40 bin araç. 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen araç geçiş sayısı hazine garantisini neredeyse 3'e katlamıştı. Verilen garantiyi yakalaması çok zor görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişleri merak ettim. Köprü ve bağlantı yollarını yapan, işletmesini yapan konsorsiyumun ortaklarından yapı merkezinin yönetim kurulu başkanı Başar Arıoğlu'na sordum. Başar Aroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Önceki Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun sosyal medya paylaşımını gönderdi. 23 Haziran 2023 Cuma, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 182.723 araç geçti. 1915 Çanakkale Köprüsü, 22.267 araç geçti. Osman Gazi Köprüsü, 111.770 araç geçti. Aroğlu, 24 Haziran cumartesi günü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de rekor kırıldığını, 25 Haziran pazar günü 16.310 araç geçtiğini bildirdi. Verilen geçiş garantisini anımsatmasını istedim, günlük 45.000 araç. Ardından ekledi, çevre yolları yapıldıktan sonra geçiş sayısında artış olmasını bekliyoruz.